Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Photoshop uygulaması ile birlikteyiz. Ben Tuncay Canpulat. Bugünkü uygulamamızda çeşitli perspektif örnekleri yapacağız. İlk örneğimizle başlayalım. Lafı da fazla uzatmayalım. Evet, ilk resmim görüldüğü üzere bir oda gibi düşünebilirsiniz. Şimdi buradan ben Rectangle Tool'la işe başlıyorum. Rectangle Tool'umu seçtim. Şöyle bir Rectangle oluşturdum. Rectangle bir seçili. Properties aracımda Rectangle'ın özelliklerini görüyorum. Width'ini, height'ını, genişliğini, yüksekliğini. Genişliği 300 olsun. Piksel olarak çalışıyoruz şu an. Yüksekliği 1000 olsun. Konumu. Merkezi şu an 2582 pikseldeymiş. Öyle bunu örnek olarak gösterirsek 2500 yapalım. X ve Y'deki konumu, rengi, kenar çizgisi olsun mu? Kenar çizgisi seçtim. Eğer şunu seçerseniz kenar çizgisi yok. İsterseniz solid bir kenar çizgisi veya gradyen geçişli bir kenar çizgisi veya dolgu, özel bir dolgu etkisiyle de kenar çizgilerinizi doldurabilirsiniz. Kenar çizginizin kalınlığı, türü, düz çizgim olsun, kesikli çizgim olsun, noktalı çizgim olsun. Kenar çizgisi içeri mi ötelensin, dışarı mı ötelensin veya ortak bir iç ve dışı eşit mi dağılsın? Bitişlerin türü, dönüşlerin türü ve radyüsler. Kenar çizgisini kaldırıyorum şu an. Herhangi bir işim yok kenar çizgisiyle. Böyle yaptığımız zaman da radyüs atmış oluruz. İstersek bütün bir radyüs atmış oluruz dört köşeye. İstersek şuradaki linki kaldırırsak her köşeye ayrı ayrı bir radyüs değeri verebiliriz. Ben şimdilik bu linki kaldırıyorum. Rengim kırmızı. Alt köşeleri 0 yapıyorum. Radyüs yok diyorum. Burada da 300'lü. Buralara 150'şer piksel radyüs atarsam üst taraf yuvarlak olmuş olur. Böyle bir tane rectangle elde etmiş oluyorum. Alt tuşuna basarak bunun kopyasını çıkarıyorum. Şöyle Ctrl T diyerek Free Transformasyon'la bunu evaklamış oldum. Dilersen Direction Select Tool diyerek şuradaki noktaları seçip şöyle biraz yaklaştırabilirim. Tamamdır diyorum. Bunun rengini de turuncu yapalım. Nasıl bir turuncu yapalım? Şimdi gelelim buraya. Bir kopya daha çıkardım. Ctrl T dedim. Tekrar Ctrl T dedim. Şöyle küçültelim. Böyle kalsın. Bunun da dilersek rengini değiştirebiliriz. Okey dedim. 3 tane rectangle'ım var şu an. Bunları grup yapıyorum. 3 rectangle'ımı seçiyorum. Ctrl tuşuyla. CTRL-G dedim ve grupladım. Grubumu isimlendirebilirim. Bunlara 1 diyelim. Grubumun rengini de değiştirebilirim. Kırmızı bir renk attım. Yeni rectangle'lar seçiyorum şuradan. Oluşturuyorum. Şöyle Ctrl T tuşuna basıyorum. Smart Guides yardımıyla hemen ebatlıyorum bu rectangle'larımı.
Rectangle'larım seçiliyken şuradan hemen renklerini değiştirebiliyorum. Turuncuyu kullanmıştık burada. Burada kırmızıyı kullanmıştık. Burada da yeşili. Ve yeşili. Her neyse. Color overlay diyelim, layer stilden. Bunun rengini de buradan değiştirelim. Bu 3 tane rectangle'ı seçiyorum. Ctrl T diyorum. Şöyle yapıştırıyorum bitişe. Bunları da gruplayalım. Ctrl G dedik. Buna da 2 dedik. Bunun da rengine mavi diyelim. Geldim edit bölümünden. Transformasyon bölümünden. Perspektif. Perspektif aracımı seçiyorum. Ve şöyle arkadaki resmime uygun bir şekilde perspektifi ayarlıyorum. Enter diyorum. İki grubun üzerine çift tıklayarak layer stili açıyorum. Satını açıyorum. Biraz gölgelendiriyorum burayı. Koyulaştırıyorum. Okey diyorum. Şöyle bir perspektif uygulaması yaptık. Birinci örneğimiz. Bunu kaydedelim. Save diyelim. Örnek 1 diyelim. Küçük harflerle yazalım. Şu iki tane layer'ı kapatalım. Bir adet yazı yazalım. Merhaba diyelim. Böyle kalsın. Enter derim. Yazımın rengi böyle iyidir. Yazı değerimin üzerinden sağ tuş yaparak Restore Teeth diyorum ve bunu yazı değerinden çıkarıp piksel tabanlı bir layer yapıyorum. Şuradan seçiyorum. Cut Layer to Cut diyorum. Ne yapmış oldu? Bir seçtiğim yeri yeni bir layer yaparak kes yapıştır yaptı oraya. Bunu istersek başka nasıl yapabilirdik? Seçtiğimiz bölgeyi Ctrl X yapabilirdik. Yeni layer açıp Ctrl V diyebilirdik. Ama hızlı bir şekilde biz yapmış olduk. Şurası seçiliyken transformasyon perspektif aracı ile yine pardon distort dedik herhalde. Perspektif Enter diyorum. Tekrar üzerine çift tıklıyorum layer'ımı. Satına geldim. Böyle bir yazı oluşturmuş oldum. Merhaba dedik. Gradyan alsaydık nasıl olurdu acaba? Şöyle 90 derece. İyi. Okey diyelim. Copy diyelim. Copy
copy layer still dedim. Üstteki layer'a geldim, seçtim. Past layer still dedim. Tabi bunun üzerine biraz değişiklik yapalım. Gradient overlay'e geldim. Bunu da şöyle çevirirsek, yani -90 dersek şöyle bir etki yaratmış oluruz. Hatta bunun üzerindeyken buna ariyetten satın da ekleyelim. Böyle bir etki. Bu örneğimizi de kaydedelim. Save as dedik. Örnek 2. Şöyle bir resmimiz var şu an. Bunun için de bu sefer filter bölümünden vanishing point'i kullanacağız. Filtrını kullanacağız. Vanishing point filtrını kullanacağız. Ve 3 boyutlu sanal bir ızgara yapacağız. Perspektif ızgarası yapacağız. Ve bunun üzerinde oynamalar yapacağız. Geldim. Şu an herhangi bir yerim yok. Resmim seçili. Filter'dan vanishing point dedim. Buradan bu filtre dedikten sonra ne oldu? Vanishing point filter görüntüsü açıldı karşıma. Buradan create plane tool diyorum. 4 nokta seçerek bir plane yaratıyorum. 2 3 4 dedim. Sanal bir ızgara yaratmış oldum. Perspektif ızgarası. Bunu yarattıktan sonra artık uzatmaya başlıyorum. Kontrol tuşuna basarak Edit Plane Tool'dayken Kontrol tuşuna basıyoruz. Eğer normalde Create Plane Tool'daysan Alt'a basmamız gerekecek. Ben buradayım. Kontrol tuşuna basıyorum. Pardon. Burayı yine seçiyorum. Yine kontrol tuşuna basıyorum. Pardon. Böyle sanal bir perspektif ızgarası oluşturmuş oldum. Market tool'u tıklayarak da istediğiniz yüzeyi aktif yapabilirsiniz. Üzerine iki kez tıklayarak. Okey dedim. Şu an benim için bu yeterli. Geldim. Rectangle tool'a şöyle shape bölümündeyken tabii ki bir tane rectangle oluşturdum. Bunun kopyalarını çıkarıyorum. Renklerini değiştiriyorum. Dilersem deminki örnekte olduğu gibi buradan da değiştirebilirim veya buradan da. Böyle bir alttan renkten oluşturdum ve renklerini değiştirdim. Alt tuşuna basarak şuranın herhangi bir tanesini tıklıyorum. Hepsini kapatıyorum. Şimdi kırmızıyı seçtim. Ctrl T tuşuna bastım. Şöyle yaptım. Konumlandırıyorum hepsini.
birer birer seçip Ctrl T tuşuna basarak şöyle biraz boşluk bırakalım. Altını birden seçiyorum. Distribute Tab Edge diyorum. Hepsi ne yapıyor? Eşit olarak mesafeleri ayarlıyor ve align ediyor. Bir de yazı yazalım şunların yanlarına. A1 diyelim. B2 diyelim. C3 diyelim. Bunların da renklerini değiştirelim hızlı bir şekilde. Alt tuşuna basıyorum. Hepsini seçip Ctrl G diyerek grup oluşturuyorum. Bir grubun kopyasını çıkarıyorum. Alttaki grubumu kapatıyorum. Üstteki grubumdan sağ tuş yaparak Merge grup diyorum. Hepsini bir layer haline getiriyorum. Ctrl tuşuna basarak grup bir kopyanın üzerine tıklıyorum ve seçiyorum. Ve Ctrl X diyorum. Bu layer'ı da kapatıyorum. Yeni bir layer oluşturuyorum. Sonra filter bölümünden Vanishing Point'e tekrar geliyorum. Marquee Tool'u tekrar tıklıyorum. Seçtim. Ctrl V dedim. Ve deminki çalışmam buraya geldi. Bunu şöyle sürüklüyorum. Bakın perspektif bölümüne oturdu. Şimdi bunu ebatlamam gerekiyor. Bunun için de şuradaki transform tool'u tıklıyorum. Shift tuşuna basıyorum. Orantılı bir şekilde küçülsün diye. Küçültüyorum ve taşıyorum. Yazılarım görülmeye başladı.
C'ye sığmadı. Şuradan yine Shift tuşuna basarak scale'liyorum. Okey diyorum. Bakın böyle bir perspektif uygulaması yaptık. Dilersem bunları seçip şöyle yine katlayarak yeni layer'lar oluşturarak buna satın uygulayalım. Pardon. Yanlış yaptık herhalde. Bir geri dönelim. Tekrar yapalım. Hatta sadece şurayı katlayalım. Satın uygulayalım. Dilersen şuradan çeşitli profillerde seçebilirim. Böyle kalsın şu anlık. Okey dedim. Bakınız böyle bir perspektif uygulaması yapmış olduk. Bunu biraz scale'leyelim. Merge'leyelim ikisini. Merge'le yapalım. Tek değer haline getirelim. Dilersem şurayı biraz daha çekip şöyle şurada, şurayı da seçip Ctrl T diyerek şuraya eşitleyebilirim. Bu da ikinci örneğimiz olsun. Üçüncü örneğimiz mi oldu? Örnek 3 oldu bu da. Örnek 3 diyerek kaydediyorum. Üçüncü örneğimizde ise 4 basamaklı bir merdiven görseli mevcut. Yine filterlardan Vanishing Point filterini kullanacağız. Seçiyorum. Vanishing Point penceresi açıldı. Yine buradan Plane Tool'u seçiyorum. 4 noktamı seçiyorum. Sonra kontrol tuşuna basarak uzatıyorum bunları. Kontrol tuşuna basıyorum. Uzatıyorum. Marquee tool'una basarak herhangi bir şey aktif yapabiliriz ama şu an yapmayalım. Sadece okey diyelim çıkalım. Bir şekil oluşturalım. Ondan sonra tekrar o şekli bu ızgaranın üzerine oturtalım. Şöyle bir rectangle çizdim yine. Şuradan color'ını ayarlayalım. Layer Style bölümünden, Color Overlay bölümünden turuncu bir renk seçiyorum. Okey diyorum. Alt tuşuna basarak bir kopya çıkarttım. Ctrl T dedim, ebatladım. Alt tuşuna basarak scale'liyorum. Direct Selection Tool diyerek iki noktayı seçiyorum. Ctrl T diyorum. Alt tuşuna basıyorum yine. Pardon. Ctrl T, Alt,
Rectangle tool'unu seçtim. Şu alt bölüme fillet atabilirim, yani radius atabilirim. Kaçmış? 192. 190 yapalım. Align'layalım. 190'ın yarısı 95. Piksel atalım şuralara. Şöyle bir ok oluşturduk. İkisini seçiyorum, grup yapıyorum. Bu grubumu kopyalıyorum. Merge'liyorum burayı. Merge grup yapıyorum. Bu grubu kopyaladım. Ne olur ne olmaz elimde kalsın. Burayı seçtim. Ctrl tuşuna basarak layer'ın üzerine tıkladım ve Ctrl+X yapıyorum. Bu layer'ımı da kapatıyorum gözünü. Yeni bir layer oluşturuyorum. Filter bölümünden Vanishing Point filter'ını seçtim. Vanishing Point penceresi açıldı. Buradan Marquee tool'unu seçiyorum. Şu üst tarafı aktif yapalım ve Ctrl+V diyerek okumuzu buraya getirelim ve taşıyalım. Izgaraya oturtalım. Evet, oturdu. Şöyle geldik. Transformasyon tool diyorum. Shift tuşuna basarak orantılı bir şekilde küçültüyorum. Şimdi böyle yapıyorum. Shift'e basmıyorum şu an. Şu an Shift'e basıyorum. Görselimi ebatlıyorum. Okey dedim. Yeterli diyorum. Ne olmuş oldu? Bu okumu da yaratmış olduğum sanal perspektif ızgarasına oturtturmuş oldum. Şurada kopya mevcuttu. Şuralardan koyu olan yerlerden şöyle seçimler yapıp kat dedim. Yine satın yapalım buna. Şöyle. Merge'leyelim bu ikisini. Böyle bir ok görseli yaratmış olduk. Bunu yazılı yapabilirdik veya başka şekillerle de şekilleri de yapabilirdik. Dilediğimiz gibi, istediğimiz gibi dokularla da yapabiliriz. Bugün öyle bir doku çalışmadık. Sadece şekillerle çalıştık. Başka bir dersimizde de dokularla çalışırız. Bugün sadece şekillerle devam ettik. Bu görselleri ben videonun altına linkleyeceğim. Bu 3 tane görseli, kullandığımız perspektif görsellerinin download linkini vereceğim. İndirip kullanabilirsiniz. Veya herhangi dilediğiniz odanızın veya git sokakta herhangi bir yerin perspektif görüntüsünü çekerek onun yardımıyla böyle şekiller üretebilirsiniz. Bugünkü uygulamamızın sonuna geldik. Başka bir uygulamada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.